değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, kısa bir Adana turu yaptık. Kısa kısa değil de aslında Adana, Osmaniye falan böyle bir dolaştık, geldik. Ama neredeyiz şimdi? Söylediğimiz en önemli yere geldik. TYT sınavının 120 sorunun 12 sorusu. TYT sınavının %10'luk dilimine geldik. Duyuruları yaptım. Katılanlar, çok büyük yol alacaklar. Bundan emin olabilirsin. Katılmayanlar problemlerle cebelleşmeye devam edecekler. Hazırsın. Oran orantıdan başlayacağız. Tekrar eden problemlerin sonuna kadar tam kaç günümüz var? 45 günümüz var. Bu 45 gün içerisinde 46 test sadece bizim kitabımızda. Platin kitabımızda var. O kitap değil mi? Yanlış kitabı tutmadım. Onun haricinde de seviyene uygun bir fasikül al dedik. Bir tane de fasikül çöz bizle beraber dedik. Problemler yükünden kurtul dedik. Ondan sonra TYT sınavı senin için çok daha kolay bir sınav olsun dedik. Hazır mısın? Hazırsın. Ben hazırım. Ben videoların birçoğunu çektim zaten. Sizden istediğim düzenli bir şekilde düzenli bir şekilde korkmadan, yılmadan problemlerin üstüne yürümeniz. Günde en az 3 saat problem çalışmanızı istiyorum. Bu süreç içerisinde ondan sonra yılbaşından sonra artık TYT çalışmalarını yavaş yavaş azaltacağız. AYT'ye odaklanacağız. AYT kampı yapacağız. AYT çözümleriyle gümbür gümbür geleceğiz. Limit türev integral gelecek değil mi? Onları yapacağız. Her şeyi yapacağız merak etme. Ama öncelikle şu problemlerin içinden geçmemiz lazım. Problemleri tokatlamamız lazım. Silindir gibi üstünden geçmemiz lazım. Problemleri halletmeden TYT hallolmuyor. Tabii ki paragraf çözmeyi de asla bırakmıyorsun. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar, gerçekten çok önemli bakın. Hiç hikaye bir kısım değil. TYT'nin onundan bahsediyoruz. Problemleri ve paragrafı hallettiğinde ortalama net sayını belli bir yere getirdiğinde hiçbir sıkıntı kalmayacak. Problem paragrafı paragrafta problemleri çözdürtecek. Okuduğunu daha iyi anlayabilir bir duruma geleceksin. Evet, nasıl gideceğiz arkadaşlar? Programda nasıl gideceğiz? Hemen onları söyleyelim. Programda problemlerde eksiği olanlar video ders notumuzdan. Nerede video ders notumuz? Burada. Video ders notumuzdan problemlere benim söylediğim programa göre gidecek. Bakın yine geniş program. Mesela oran orantıyı 5 günde yapacağız. Hiç sıkıştırmadan rahat rahat götüreceğiz tamam mı? Ama halledeceğiz. Tamam mı? Önce video ders notundan dinleyecek, konusu eksik olan seviyesine uygun fasikülden soru çözecek, ondan sonra alacak kitabı çat 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 götürecek. Hocam ben problemleri zaten dinledim. Problemleri belli bir seviyeye getirdim diyenler direkt platin kitaptan güm 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 götürecek. Anlaştık mı? He hocam fasikül almayacağım sadece kitaptan gideceğim o da olur. Kitabımızdaki soru sayısı bir fasikül kadar fasikülden fazla bile. Hepsi tırt tamam mı? Bizim kitapta hepsi var. He ağır gelebilir mi başlangıçta sana? Ne dedik? Bizim testlerimiz önce konuyu öğren pekiştirle kolaydan zora doğru gidiyor. Ondan sonrakilerde bir tık yukarı çıkıyor. O testlerde zorlanabilirsin başlangıç seviyesindeysen şimdiden söyleyeyim. Tamam mı? Çünkü sınavda her seviyeden soru çıktığını unutma. Kolay da gelebilir, orta da gelebilir, zor da gelebilir. Çünkü sınavın yüzde otuzunun zor sorulardan oluştuğunu biliyoruz. Yüzde orta sorulardan, yüzde yirmisinin de kolay sorulardan oluştuğunu biliyoruz. O yüzden biz her testte her seviyeden soruyu koyduk. Ondan sonra bana mır 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 etmeyeceksin. Anlaştık mı? Şimdi programımıza bakıyoruz. Ben... Bütün şeyleri videoları erkenden yayınlayacağım ama sen önce şey videolarını izleyeceksin. Ya yani ben soru çözüm videolarını erkenden yayınlayacağım. İlk gün ve ikinci gün bitireceğim ama sen ne yapacaksın ee, videoları izleyerek gidiyorsan kendi programını ona göre oluşturacaksın. Kapiş? Bak söz verdin ha ona göre. Hadi şimdi bakalım ilk yarından itibaren başlayan programımız nasıl bir bakalım hadi. Evet neredeyiz? 16 Kasım, 20 Kasım, 16 17 18 19 20. 5 gün. Şimdi oran orantıda ne var arkadaşlar? Normal oran orantı problemlerin başlangıcı. Tamam mı? Oran orantı mantığını anlayacaksın. O konuların içerisinde biz neyi de anlattık? Aritmetik ortalama, geometrik ortalamayı da anlattık. Şimdi onlar arkadaşlar daha fazla istatistik konusunun içerisine konuldu ama yani burada anlattık. Biz eskiden oran orantı içerisindeydi. Bu testlerin içerisinde de o yüzden aritmetik ortalama ve geometrik ortalama soruları da karşına çıkacak. Bakalım şimdi. 16-20 Kasım. 5 günüm var. Şimdi videoyu izleyeceğim diyen arkadaşım izlemen gereken kaç tane videomuz var? teğet oynatma listemizde? 5 tane videomuz var. Tamam mı? O videoları alıyorsun. Tamam mı? O videoları alıyorsun. Hemen yarın başlıyorsun. 1 2 ve 3. videoları yarın izliyorsun. 1. 2. videoyu izledikten sonra 1. testi çöz hemen. Ondan sonra 4. ve 5. videoyu izle ikinci gün. Bu 1. gün ödevin. Bu 2. gün ödevin. 4 5. Ondan sonra burada 2. testini çöz. Tamam mı? İkinci testini çöz. Ondan sonra üçüncü gün, üçüncü testi çöz. Ondan sonra dördüncü gün, dört ve beşinci testleri çöz. Beşinci günde bir tekrar yap. Tamam mı? Şimdi bu şeyden gidecek arkadaşlar için bu şekilde bir program yeterli. Tamam mı? Bak yine seni dinlendirecek, senin işte paragraf çözmeye vaktin olacak diğer derslere çalıştıracak bir program. Anlaştık mı? Ha hocam ya benim seviyem kötü. Ben videoları izlerken fasikül de götüreceğim. Hem kitap hem fasikül çözeceğim diyen bir arkadaşım varsa o ne yapacak? Yine az şurada 1 2 3'ü izlesin. Ondan sonra elindeki fasikülün o o videolarla izlediği ile ilgili hemen testlerini çözsün. Tamam mı? Ondan sonra 4 5'i izlesin. O fasikülkileri çözsün. İkinci gün bunları bitirsin. Ha 3. güne de sarkıtabilir. 4. ve 5. gün şuraları bitirip oran orantının içinden geçsin. Tamam mı? Ondan sonra asıl daha önemli olan, en önemli olan yerlere geleceğiz. Sayı problemleri ve kesir problemleri sınavın 7 sorusunu, 8 sorusunu burası oluşturuyor. Oran orantı da onların içerisinde aslında. Oran orantı, sayı ve kesir problemleri dediğimiz yerden 8 tane soru geliyor. Hazır mısın? Hazır mısın? Bağır az ya. Bağır bir sesini duyayım ya. Hadi bakalım. Güzel çalış. Sıkı çalış sakın ola bırakma. Selim hoca hep yanında. Bay bay.